Merhaba ben Geray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Tabi Trabzonspor takımızda son gelişmeleri aktaracağız. E, maç yok, transfer kapandı. Tabi antrenmanda Trabzonspor takımız neler yapıyor biraz buradan aktaracağım. Özellikle Trabzonspor takımızın en büyük sıkıntısı hücum. Biraz buna değineceğiz arkadaşlar. Birazdan da bir milli takım maçımız var biliyorsunuz. Uğurcan Çakır kaptan oynuyor. Allah utandırmasın. Ligin en formda kalecisi, sezon en iyi başlayan kaleci artı milli takımda da daha önce oynamışta olan bir kaleci Uğurcan Çakır'ın artık objektif konuşuyorum. Gerçekten objektif konuşuyorum. Artık kaleyi alıp ya Allah bismillah deyip milli takımımızın bundan sonraki kalesini Uğurcan Çakır'ın koruması gerekiyor. İnşallah kaza bela olmadan sağlıklı bir şekilde bitirsin kaptan. Güzel bir maç olsun. Milli takımımızda benim için inanın kim oynamış, oynamamış çok önemli değil. Hani iyi oynayan, o an en iyi olan, yani en iyi olan, en hazır olan oynamasından yanayım. Ben de bir eski ameli takım futbolcusuyum biliyorsunuz. Hani oradaki e, duyguları çok iyi bilen birisiyim. Orada takım e, işte oyuncu egoları her şeyin bir tarafa bırakıldığı bir platform, bir yer. Bayrağımızı e, göklere kaldırıyoruz, göğe kaldırıyoruz ve e, tabi burada İstiklal marşını söyletiyoruz. İstiklal marşını söylüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ve oyuncuların da bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Bazen duygusal açıklamalar olabiliyor. Uğurcan Çakır bundan e, geçtiğimiz dönemlerde işte bir Monteller'e bir gönderme yapmıştı. O gün bugündür Montella oynatmıyordu. Allah'tan bugün inşallah artık bir sıkıntı olmaz. Oynuyor. Kadro açıklandı. Uğurcan Çakır oynayacak. Kaptana da başarılar dilemek istiyorum. Şimdi Trabzonspor takımımızda tabi sıkıntılar devam ediyor. Eksiklerimiz çok. Milli takıma giden oyuncularımız var. Ama takımımızda içeride çatır çatır antrenmanlarına devam ediyor. Hazırlık maçı, hazırlık maçı yapabilir miydi takımımız? Şu arada bilmiyorum. Şenol Güneş tabi sakatlardan dolayı bu maç trafiği olduğu için şey bu sakatlık tra maç trafiği maç trafiğine girmemek için bence hani bir daha maç oynarım sakatlanır oyuncular diye maç düşünmediğini düşünüyorum. Yoksa Şenol Hoca kesinlikle şu arada bir hazırlık maçı yapardı mesela. Alanyaspor Hull City ile oynadı bugün örnek ver vermek gerekirse. Bizim en çok hazırlık maçı yapmamız gerektiren bir takım olduğumuzu düşünüyorum. En çok bizim yapmamız lazım ama teknik direktör Şenol Güneş'in de şunu düşündüğünü düşünüyorum. Ben sakatlanmayım. Gerekirse maç eksiğim olsun ama idman eksiğim olmasın oyuncularım eksilmesin. Kafalardan geçen düşüncenin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sakatlık yaşıyoruz. Sakatlık yaşadığımızda oyuncu 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta bakın daha sav için belir belli değil ne zaman önce. Ve oyuncular takımdan ayrı kalıyor. Takımdan ayrı kaldıkları zamanda ne oluyor? Takım beraber çalışamıyor. Ne taktik, ne teknik, ne bir fizik kondisyon hiçbir şekilde yan yana olamıyor oyuncularımız. Ve her hafta bir yeni isim, her hafta yeni bir isim bu sakatlar ekleniyor ve takımımız Burada büyük bir problem yaşıyor. Şimdi Trabzonspor takımında sakatlar teker teker dönüyor. Bu bizim yüzümüzü güldürüyor. Zaten hemen hemen biliyorsunuz özellikle Ozan Tufan çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Muhammed Şam sıkı bir şekilde çalışıyor. Vakayeme ve Savic bu iki oyuncunun e, ne zaman döneceği biraz soru işareti. Bunları takip edeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi gelen en son bilgiler Trabzonspor takımımızın özellikle antrenmanda hücum ağırlıklı antrenmanlar yaptığı söyleniliyor. Bir kere Trabzonspor takımımız büyük bir camiayız. Büyük bir takımız hücumda yani baktığımda bu kadar az gol sayısına bu kadar maçta ulaşmak bence skandal. Bu kadar iyi bir hücum hattım var. Ya Viskan var, Orsic'in var, Vakeymen var, Muhammed Şam'ı getirdin, Bardin var, Banza'yı getirdin. Yani Banza 3 tane attı zaten 2 maçta. E şimdi Enis Destan, Umut Bozok daha önceki gol kralı. Arkalarında şimdi Cihan Çanağı da getirdin transfer. E şimdi arkadaşlar bu saydığımız isimler Draguş'u aldın. Ya bu saydığımız isimler iyi isimler. Bu ligi Trezege vardı sezon başında. Yani bu isimler iyi isimler. Ve ligde gol sıkıntısı çekebileceğimiz bir kadro değil. Çünkü ya bakıyorum Antep'ine bakıyorum, Kayseri'sine bakıyorum, diğer takımlara bakıyorum. Yani stoper attı, orta saha alayım da benim takımda oynatabileyim diyeceğim bir oyuncu bile yok. Ve burada da Trabzonspor takımımız yoğun bir şekilde Ofans çalışıyor arkadaşlar. Yoğun bir şekilde hücum taktiksel antrenmanlarında bulunuyor. Enis Destan yavaş yavaş geliyor. Bence bu milli aradan sonraki maçta oynamasa da yani bilmiyorum belki de Fenerbahçe maçı olur. Özellikle şimdi şöyle bir durum var. Biz Başakşehir'le oynuyoruz. Göztepe'ye gidiyoruz ve Fenerbahçe maçı geliyor. Sakatlarda Savic'in olsun Vakeymen'in durumu biraz Fenerbahçe maçına saklanabilir. Çünkü bizim için ya şimdi biz Şenol Hoca'nın düşüncesini biliyorum. Her maç final. Her maç önemli. Her maç ekstra her maç bizim için 3 puan. Fener'de 3 puan o da 3 puan ama işte Fener maçı bir prestij maçı oluyor. Çünkü iki tane büyük camianın çarpışması oluyor. Artı Fenerbahçe maçından sonra büyük bir özgüven alabilirsin. Yalnız ben Fenerbahçe maçını kazanayım diye sakat oyuncuların iyileştikten sonra hazırken de ben kenarda tutayım onları koruyayım Fenerbahçe maçına dersen Allah korusun Başakşehir ve Göztepe'den kötü bir skor gelirse o zaman gene senaryo çok kötü olabilir. Yani hem eldeki diğer iki maçtan olursun hem fena maça maçı olursun büyük bir kaos ortamına gireriz. Bir kere şunu söyleyeyim. Şenol Güneş'in işi zor. Acı reçete dedik. Acı reçete devam ediyor. İnşallah bu milli ara dönüşünde Başakşehir'de büyük bir patlama olur. Takım güzel çalışıyor. Ofansif çalışma devam ediyor. Defansif anlamda çok fazla bir bilgi gelmiyor. Şimdi zaten defansif anlamda savunma komple sakat. Densil sakat. Sabit sakat. Bakın. Hüseyin Türkmen döndü. Batagov döndü ama Mendy orta saha mı oynatacak? Nerede oynatacak onu göreceğiz. Ama burada takımımızda da önemli bir durum. Ee, savunma yok. Okay yok. Kaleci yok. Yani şimdi burada Trabzonspor takımımızda da maalesef defansif anlamda problemler var. Şu an kanat organizasyonları, hücum defansın arkasına koşu, koşatıp ekstralar yaratmamız lazım, oluşturmamız lazım hep stabil, hep ağır, hep yavaş oyuncularla beraber oyun oynuyoruz. Bu tabii ki de doğru değil. Şimdi ee, tabi elimden geldiğince gündemi değerlendirmeye çalışıyorum. Sakat oyuncular döndü. Takımız ofansif anlamda çalışmalara devam ediyor. Kaptan Uğurcan Çakır milli takımızda oynayacak. Elimden geldiğince yorumumuzu yapalım istedim. Dün bir veya iki tane arkadaşım, bir veya iki tane arkadaşım yorum yazmış. Abi videoyu beğenmedik demişler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şu an ekstra dedim bakın maç yok. Şu an transferde yok. Şu an sadece takımımızın güncel yorumunu yapıyoruz. Artı milli takım maç öncesinde de Uğurcan Çakır oynuyor. Bu bunu bununla alakalı bir değerlendirmede bulunduk. Maçtan sonra milli takımı da yarın değerlendiririz ama farkındayım. Farklı şeyler bekliyorsunuz. Farklı durumla, farklı e, haberler bekliyorsunuz ama şu an durum bu şekilde olduğu için ben de gene sizlere Bizi bir dinlemek isteyen bir tane bile kardeşimiz olsa elimden geldiğince bir video hazırlamaya çalışıyorum. Yoğunluğumun arasında. E, tabi tabii elimden geldiğince gene yorumumu yaptım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Muhammed Şam arkadaşlar galiba artık şazı eline alacak diye düşünüyorum. Çünkü özel bir ilgi var. Muhammed Şam'da top diyebiliriz. Çok yoğun bir çaba sarf ediyor o da. Yoğun bir antrenman e, for, on, antrenmandan çıkıyor. Ve bu ara şu an ben milli aradan önce de milli araya girdiğimizde de söylemiştim. En çok Muhammed Şam'a yarayacak demiştim. Oyuncu yavaş yavaş kendisini buluyor. Ben bu milli aradan sonra Muhammed Şam'ı inşallah oyununa baktığımda yani bir şimdi Jaja ilk geldiğinde dedim ki ya bu topçu dedik abi bu adam inanılmaz. Gelen oyuncu bir kendini belli ediyor. Banza dakika bir abi topçu dedim ben adamı aldı döndü falan. Topçu abi adam belli. Yani alışından verişinden ben anlayabiliyorum arkadaşlar. Ama ben Muhammed Şam'da onu göremedim. Birinci maçında söyledim. Beşinci dakikasını beş dakika oynadığında da söyledim. 90 dakika şey ilk 11 başladığında da söyledim. Ve beni burada çok fazla arkadaş eleştirdi. Oyuncunun hazır olmadığında altını çiziyorum. Bu milli aradaki gücünü kuvvetini toplayan bir Muhammed Şam'ı çok merak ediyorum. Gücünü kuvvetini toplayan bir Muhammed Şam'da gözümüz kulağımız bakalım. Tabi ee... Elimden geldiğince değerlendirdim gene arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Çok uzun bir video olmayacak ama kanalımıza gene gelsin istedim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.